Tercih meselesi başlıyor. Kıymetli dinleyiciler, tercih meselesi programında bugüne kadar il il gezdik ve rektörlerimizi konuk aldık. Bugünse stüdyo konuğumuz Ardahan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Biber bizlerle birlikte. Ardahan'dan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Rektörüm. Özgür Bey hoş bulduk. Ardahan'dan kucak dolusu selamlarımızı getirdik İstanbul'a Başakşehir Radyo dinleyicilerine. Efendim geçtiğimiz yıl bu güzelliği bize yaşatmıştınız. Burada sizleri misafir etmekten mutluluk duymuştuk. Bu sene de bizleri unutmayıp özellikle stüdyomuza kadar geldiğiniz için ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geçen yıl Ardahan uzak şehir değil diyerek başlamıştık. Çünkü İstanbul içinde bir yerden bir yere gitmek saatleri buluyor. İstanbul'dan Ardahan'a gitmekse hemen hemen aynı mesafe. Evet. Hem Ardahan'ı hem de üniversitenizi sizlerden dinleyelim istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Başakşehir Radyosu'nun tüm ekibine, özellikle Başkan Bey'e, Başakşehir Belediyesi Başkanımıza bu imkanı oluşturduğu için ve üniversitelerimizin faydasına kullandırdığı için kendisine de ayrıca şükranlarımızı ifade ediyoruz. Ardahan Üniversitesi malum olduğunuz üzere 2008 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesi. Tabii Ardahan İstanbul'a tırnak içinde uzak bir şehir gibi gözükebilir. Böyle bir algı oluşabilir. Bizim bütün gayretimiz, çabamız orada çok güzel bir şehrin olduğunu ve bu çok güzel şehrin içerisinde çok güzel bütün altyapısıyla, donanımıyla, kadrosuyla güzel bir üniversite olduğunu, gelişmiş bir üniversite olduğunu bütün herkese, özellikle tercih döneminde, tercih aşamasında olan öğrencilerimize ve onların velilerine anlatmak. Bu amaçla İstanbul'da bulunuyoruz. Televizyonlarda ve radyolarda üniversitemizi anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Birinci elden ve doğru bilgilerle üniversitemizin herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Tabii ki her gönülde bir aslan yatar. Öğrencilerimizin üniversite hedefleri var. Fakat ben şunun altını çizmek isterim. Türkiye'de bazen öğrenci üniversiteyi mi tercih ediyor yoksa şehri mi tercih ediyor? Burasını biraz aydınlatmak ve netleştirmek gerekir. Bazen şehir üniversitenin önüne geçebiliyor. Bu çok aslında istenen bir durum değil. Çünkü şehir üniversiteyi gölgelememeli. Ve bu üniversitenin hak ettiği yerde olmasının da bir aslında engeli olarak önümüze çıkıyor. Benim öğrencilerden, velilerden isteğim, evet, çocuklarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz hangi şehirlerde yaşayacaklar, şehirde sosyal imkanlar nedir, güvenlik, yurt durumu nedir, ulaşım nedir, bunları bilmeleri, bunları öğrenmeleri çok elzem konular. Fakat bütün konuyu bunun üzerine yoğunlaştırıp üniversitede eğitim kadrosu nedir, üniversitenin eğitim imkanları nedir, bunları da en az o kadar bilmek, görmek gerekir. Yani üniversite şehrin gerisinde kalmasın. Bu tercihleri yaparken öğrencilerimiz mutlaka buna dikkat etsinler. Çünkü nihayetinde burada gidecekleri üniversitede alacakları eğitim, işte diyelim bir fakülteyi okuyacaksa 4 yıllık bir süreyi kapsıyor. Ondan sonra ellerine alacakları bu diplomayla başka şehirlerde, daha belki başka ülkelerde, başka devletlerde akademik kariyerlerine belki devam edecekler. Onun için asıl olan alacak eğitimin niteliği ve kalitesidir. Bunun altını çizmem gerekiyor. Bu anlamda da biz verdiğimiz eğitim kalitesiyle öne çıkmak istiyoruz. Bunu vurgulamak istiyoruz ve bunu tabir caizse böyle fert fert herkese anlatmak, duyurmak istiyoruz Özgür Bey. Bu anlamda Ardahan'dan bir derdi olan rektörün olduğunu biz geçen sene görmüştük. Bu sene de var ama ne güzel bir dert. Öğrenciye ulaşabilmek, o derdini paylaşabileceği insanlara ulaşabilmek. Bu anlamda emeğinize, yüreğinize sağlık diyorum ve tüm samimiyetinize bu anlamda ben içtenlikle inanıyorum. Yapmak istediğiniz ve bu anlamda planladığınız ne varsa şu pandemi döneminin de biraz geride kalmasıyla birlikte inşallah hepsinin bir an önce gerçekleşmesini diliyorum. Biz Radyo Başakşehir ailesi olarak gerçekten Ardahan Üniversitesi'ni seviyoruz. Çünkü ülkemizin her noktasında derdi olan yöneticilerin, derdi olan insanların bulunması bize güç veriyor. Bu herkese fayda sağlayabilecek bir güç. Çünkü Ardahan Üniversitesi öğrenci alırken kim olduğuna, ne olduğuna, neci olduğuna, niye geldiğine bunların hiçbirine bakmıyor. Biz eğitim vereceğiz ve bu noktada sizleri davet ediyoruz diyor. Evet. Velilerin, öğrencilerin akıllarında bir soru işareti var Sayın Rektörüm. Bu da ulaşım, barınma ve güvenlik sorunu. Artık Doğu, eski Doğu
değil. Ama evet, insanların evet. aklında bir şey vardır ya, sizi en son gördükleri haliyle hatırlarlar diye. Evet. Birçok kişi en son gördüğü hali muhtemelen askerlik için gittiler. Ondan dolayı o şekilde hatırlıyorlar. Ya da işte televizyonlarda izlemiş oldukları haberlerden dolayı hatırlıyorlar. Bu üç noktada değerlendirirseniz öğrencileri neler bekliyor? Ulaşım, barınma ve güvenlik noktasında hem öğrencilerin hem de velilerin gönlüne bir su serpelim istiyorum. Şimdi güvenlik dediniz, Ardahan'da hiçbir zaman, yani Doğu eski Doğu değil ifadesini kullandınız. Hı hı. Ben eski Doğu'yu da kastederek söylüyorum. Ardahan'da hiçbir zaman bir güvenlik sorunu, bir terör sorunu olmadı, yaşanmadı. Hı hı hı. Türkiye'nin en güvenilir şehirlerinden bir tanesi. Öğrencilerimizin bu anlamda hiçbir tereddütleri olmasın. Ulaşım da şu şekilde, bizim Kars'la uzaklığımız 80 kilometre ve biz Kars Havaalanı'nı kullanıyoruz. Ardahan'da ikamet edenler olarak 80 kilometre mesafeyi 1 saatte gidiyoruz. Normal şartlarda 1 saatte gidiyoruz. 1 saat büyük şehirlerde hava alanına ulaşım için uzun bir zaman sayılmaz. Hatta bazen İstanbul'da trafiğe takılırsanız uçağınızı bile kaçırabilirsiniz. Biz bu 1 saat içerisinde hava alanına ulaşıyoruz ve Türkiye'nin büyük şehirlerine, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e günübirlik uçuşlarla ulaşabiliyoruz. Erzurum 230 kilometre mesafede, biraz daha uzak Kars'a nazaran. Orada da yine Türkiye'nin her şehrine uçuşları yapılıyor ve Kars olmadığı zaman Erzurum'u da kullanabiliyoruz. Bunun dışında ulusal seyahat otobüs firmaları Ardahan'a günübirlik onlarca sefer yapıyorlar. Hı hı. Ve birçok firma seyahat yapıyor ve öğrencilerimizin çoğusu da zaten yakın illerden bize otobüslerle ulaşımlarını sağlıyorlar. Bu anlamda bir sorunumuz gene yok. Yurtları da söyleyeyim Özgür Bey. Hı hı. Biz Ardahan Üniversitesi ve Ardahan'daki Kredi Yurtlar Kurumu itibariyle söylüyorum. Sorun yaşamıyoruz. Hatta doluluk oranlarımız geçen sene itibariyle %70 civarındaydı. Yani yurtta kalmak istiyorum diyen bütün öğrenciler, kız veya erkek fark etmiyor, yurtta kalabiliyorlar. Hatta kız öğrencilerimize ait yurtların büyük bir çoğunluğu kampüs içerisinde. Onlar dolmuş, ücreti ödemeden derslerine gidip gelebiliyorlar. Yani bir üniversite kampüsü oluşturduk. Şimdi sosyal imkanlarımızı da artırıyoruz. Bir öğrenci yaşam merkezi oluşturduk. İstanbul'da yaşayan bir hemşehrimizin katkılarıyla Derya Samancı Öğrenci Yaşam Merkezi'ni kurduk. İçinde sineması, kafeteryası, bowling salonu olan bir mekanı oluşturduk. İçinde gene postanesi, kuaförü, berberi olacak. Yani öğrencimiz kendi günlük yaşamında ihtiyaç duyduğu kısa süreli ihtiyaçlarını, küçük ihtiyaçlarını buradan görecek. Tabii ki şehre gidiş gelişte gene dolmuşlarla sağlanıyor. Bu anlamda bir eksiğimiz şükürler olsun kalmadı. Altyapımız, kütüphanelerimiz, laboratuvarlarımız, dersliklerimiz son derece modern binalarda, yeni binalarda eğitim öğretim yapıyoruz. Öğrencilerimizin sosyal imkanlarını, dediğim gibi kışın, şimdi belki bizim hani güvenlik, ulaşım, hı hı. yurt sorunumuz yok. Fakat insanlarımızın çoğusunda Ardahan deyince akla gelen, olumsuz gibi düşünülen bir konu soğuk hava. Soğuk hava aslında öyle üşüten bir hava değil. Hatta ben bazen biraz espri yaparak söylüyorum. En sıcak soğuğu Ardahan'da yaşarsınız diye. Yani normal üzerinizi giydiğinizde, çünkü nemli olmayan bir havası var. Çok rahat günlük yaşamınıza devam ediyorsunuz. Üşümüyorsunuz yani. Fakat bunun avantajı var. Şimdi bizim güzel bir modern kayak merkezimiz kuruldu. Yalnız Çam Kayak Merkezi. Biz hafta sonları isteyen bütün öğrencilerimizi, kayaklarını da temin ederek onları kendi araçlarımızla kayak merkezine götürüyoruz. Sabahtan akşama kadar öğrenciler orada çok küçük miktarlar ödeyerek kayıyorlar. Onlara hoca da temin ediyoruz. Spor yapmayı, doğaya yürüyüşleri, doğada efendim işte kamp yapmalarını. Çünkü Ardahan doğası itibariyle hakikaten böyle el değmemiş bir coğrafya. Şu pandemi süreciyle birlikte aslında birçok insanın hayali. Kıymeti mi? Anlaşıldı. Evet. Daha çok anlaşıldı. Evet. Yani daha şöyle bir anlaşıldı. Doğayla baş başa kalabilsek, evet, ya da evet, işte evet. kış sporlarını yapabilsek noktasında birçok kişi hayal kuruyor. Gençler de buna dahil. İnanın biz bu şeyde kapanma dönemlerinde böyle bir karantina hissine kapılmadık. Çünkü rahat bir ortamdayız ve o rahat ortamda zaten doğada açık şartlarda bir tedbir tabiri caizse almanıza da gerek kalmıyor. Yani bu anlamda çok iyi bir noktadayız.
Azerbaycan'dan öğrenci geliyor mu diye evet. Söylediniz. Şimdi geçenlerde aslında yapılan anlaşmalar da geldi aklıma çünkü. Evet. Şimdi tabii biz doğudan öğrenci almaya gayret ediyoruz. Yani uluslararası öğrenci anlamında. Azerbaycan'dan öğrencilerimiz var. Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Kırgızistan'dan öğrencilerimiz var. Çokça öğrencimiz var. Ve bu öğrencilerimiz de burada, bizim öğrencilerimiz de hemhal oldular, kaynaştılar. Güzel bir ortam var o anlamda. Şimdi genç bir üniversitesiniz ve genç bir üniversite olunca benim aklıma aslında öğrencileri biraz da tarih yazmaya davet ediyormuşsunuz gibi geliyor. Çünkü Allah ömür versin herkese ama bundan belki bir 20-30 sene sonra siz şunu gururla anlatacaksınız. Diyeceksiniz ki ben buranın işte bu döneminde vardım ve o öğrenciler de biz buranın gencecik bir üniversiteyken ilk mezunlarındandık, ilk öğrencilerindendik. Evet. Bu da apayrı bir mutluluk aslında. Ben fakülteler konusunda sizlerden bilgi istiyorum Sayın Rektörüm. Üniversitenin kuruluşu dediniz. Ben sizin aracılığınızla tekrar şunu ifade etmek istiyorum. Tabii üniversiteyi başlangıçta kurmak kolay iş değil. Belli zorlukları olan. Ta bunu yani yer seçiminden tutun, projelerin yapılışına, hocaların gelişine kadar. Emeği olan herkese, kuruluşundan bugüne, yani herkese ve ilk tercih eden öğrencilerimiz de dahil olmak üzere, mezun öğrencilerimiz dahil olmak üzere herkese teşekkürlerimi ifade ediyorum. Hali hazırda personelimiz olan, akademisyenimiz olan, çünkü bu işin yükünü onlar taşıyorlar. Evet. Yani evet biz rektörlük yapıyoruz, siz bizim oradaki bir dert sahibi oluşumuzdan bahsettiniz. Bu dert sadece olumlu anlamda söylüyorum, bana evet. ait bir şey değil. Hakikaten böyle heyecanlı ve dertli bir kadromuz var. Gönül mesaisi yapan evet, bir kadro. Yani, diyoruz ki ya daha nasıl iyisini yaparız? Çocuklarımıza, gençlerimize daha nasıl güzel imkanlar hazırlarız? Bunun heyecanını yaşayan bir üniversite Ardahan Üniversitesi. Öğrencilerimiz bizi gördüklerinde, o ortamı gördüklerinde ne demek istediğimizi belki daha net anlayabilecekler. Çünkü ne kadar anlatsak insanın bazı şeyleri yaşaması gerekir, duyması gerekir. Biz dediğim gibi yani sadece öğrenci olarak bakmıyoruz. Hayata hazırlamaya çalışan bir kurum olarak öğrencilerimizi farklı boyutlarıyla yani işte spor yaptırarak, sosyal aktivitelere, kulüpler üzerinden bilimsel mesela sempozyum, kongre yaptığımızda öğrencilerimizi bu programlara da adapte ediyoruz. Mesela bizim öğrencimiz Amerika'dan gelmiş bir bilim adamıyla oturup onu dinliyor, onunla konuşmaya çalışıyor, onu anlamaya çalışıyor ve onunla iletişime geçiyor. E-mailini alıyor, telefonunu alıyor. Yani bunlar böyle başlar. Yarın siz diyelim işte yurt dışına master doktora programına gittiğinizde bu tanışıklığınız, öğrencilik yıllarındaki tanışıklığınız sizin belki hayatınızı belirleyecek bir temel referans olacak. Evet. Bunlar çok önemli tecrübeler ve biz öğrencilerimizi hep bu süreçlere katmaya çalışıyoruz. Fakülteler noktasında. Evet, fakülteleri hangi sordunuz? Evet. 6 tane fakültemiz var Özgür Bey. Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnsani Bilimler Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, efendim Güzel Sanatlar Fakültesi ve İlahiyat Fakültemiz var. Bir de İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz var. Yaklaşık 6000 öğrencimiz var ki bu sene 6000'i geçeceğimizi planlıyoruz. Bu sene YÖK'ün bize verdiği kılavuzda, tercih kılavuzunda yer alan kontenjan sayımız 1775. İnşallah %90'ın üzerinde bir doluluk yakalamıştık geçen sene. Gene aynı doluluğu yakalarsak en az 1600 öğrenciyi kazanmış olacağız. Özellikle sağlık bölümleri ve programlarımız bizim çok revaçta. Buraları gençler tercih ediyorlar ve daha çok da kız öğrenciler tercih ediyorlar. Çünkü buradan hemen mezun olduktan sonra ya dikey geçişle bir fakülte tamamlama yahut da hemen kamuda ya da özel kurumlarda iş bulma imkanları fazlasıyla var. Meslek yüksek okullarımız var. Üçü ilçelerde, üçü merkezde olmak üzere. Bir de lisansüstü eğitim enstitümüz var. Lisansüstü eğitim enstitüsündeki öğrencilerimizin oranı toplam öğrenci oranımıza oranda %7 civarında. Bu iyi bir rakam. Ve biz sadece ön lisans ve lisans programlarına değil, yüksek lisans programlarına da öğrencilerimizi bekliyoruz. Başladığımda rektörlüğe üniversitemizde 4 tane lisansüstü program vardı. Şu an bu sayı 20'ye yaklaştık. Yani 4 yılda yaklaşık 5 katı bir rakama ulaştık. Bu aynı zamanda şu demek. Yani hoca sayınızın hızla arttığı, hızla lisansüstü program
programlarınızın sayısının da arttığını ifade ediyor. Ve bu programlar da Ardahan'ın bölgesel olarak kalkınmasında da etkili olacak, oraya katkı sunacak programlar. Mesela bunlardan bir tanesi çevre sağlığı yüksek lisans programı açmış olduk. Tabii hem sağlığı hem çevreyi çalışacak bir program olacak. Özellikle bölgesel projelerin yapılması anlamında. Hem de akademisyenlerimizin önemli bir çalışma parçası akademik lisansüstü programlar yapmasına olanak sağlamak. Çünkü Ar-Ge'yi ancak böyle yapabiliyorsunuz. Yani lisans bir eğitim düzeyi ama Ar-Ge yapmak lisansüstü ve doktorayla başlıyor. Şunu anlıyoruz. Evet. Yani Anadolu'nun zirvesinde artık yürümeye başlayan, büyümeye niyeti olan ve gelişime açık olan herkesi de, özellikle öğrencilerimizi, yine akademisyenleri, bu anlamda sadece o üniversitede çalışmak için değil, o üniversiteyi çalışmak için de gelenler olabilir. Evet, yani örneklem almak için gelenler de olabilir. Ardahan Üniversitesi bu anlamda iyi bir adres, iyi bir merkez diyebiliriz. Diyebiliriz, çok rahatlıkla diyebiliriz. Şimdi özellikle İstanbul'da yaşayan Ardahanlı hemşehrilerimizin çok yüksek bir sayıda olduğunu biliyoruz. Hatta evet, şu an kabaca Ardahan'ın nüfusuna 100 bin dersek İstanbul'da yaklaşık 400 bin Ardahanlı hemşehrimizden bahsediliyor ki bu büyük bir sayı. Evet. Ve bu Ardahanlı hemşehrilerimiz de bizi memnun eden bir durum şu tespitimiz. Hala Ardahan özlemleri devam ediyor. Biz de bu hemşehrilerimize diyoruz ki tekrar Ardahan'la bağınızı kurmak düşüncesindeyseniz çocuklarınızı bize gönderin. Bizde okusunlar. Hem sizin geliş gidişinize vesile olur hem de burada doğmuş büyümüş çocuklarınız kendi memleketlerinizle tekrar tanışmış olurlar. Ata dede yurtlarını görmüş olurlar. Oralarla tekrar bağlarını kurarlar ve bu yeniden canlanır. Onun için bu hitabımı özellikle bizim Ardahan dışında yaşayan Ardahanlı hemşehrilerimize de hitaben söylüyorum. Çocuklarını Ardahan'a göndersinler. Bu anlamda önemli de bir mesajdı ve sona yaklaştık Sayın Rektörüm artık. Öğrencilerinizi özlediniz. Kampüsün o neşesi, o enerjisi olan öğrencileri özlediniz ve yeni öğrencileriniz de gelecek. Son olarak hem uzaktan eğitim altyapısı merak ediliyor. Çünkü tüm hazırlıklar yapılıyor ama bir taraftan da sorumsuz davranan, belki de bu anlamda önlem almayan insanlar dolayısıyla artışa geçen, son zamanlarda rakamları biliyoruz, pandemi gerçeği var. Bu gerçek bir kez daha uzaktan eğitime mecbur bırakırsa, ki inşallah olmaz. Çünkü i̇nşallah tüm olmaz, hazırlıklar evet, olmaması için yapılıyor. Bu anlamda uzaktan eğitim altyapısı ve son olarak da yine aşı konusunda mesajınızı merak ediyoruz. Biz tabii gençlerimizin aşı olmasını tereddütsüz istiyoruz. Yani bu piyasada dolanan spekülatif yaklaşımlar filan, bunlar doğru şeyler olmadığı kanaatindeyiz. Kaldı ki bunlar bugün yapılan yorumlar da değil. Yani ben ta çocukluk yaşımdan hatırlıyorum. Eski yapılan aşılarla ilgili de bu tip yaklaşımlar hep ola geldi. Dolayısıyla burada sağlık önemli. Biz gençlerimizi bir an önce aşı yapılıp gelip Ardahan'da sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını istiyoruz, bekliyoruz. İkinci olarak da online eğitimi biz çok iyi götürdük Özgür Bey. Bu pandemi süreci, salgın süreci başladığında biz 2 hafta içerisinde hemen olaya müdahil olduk ve internet altyapımızı, uzaktan eğitim merkezi altyapımızı güçlendirdik. 3 tane şu anda orada sadece uzaktan eğitim merkeziyle ilgilenen mühendis, uzman, yazılımcı ve bilişimci arkadaşımız sadece uzaktan eğitim merkezinde çalışıyorlar ve konularında uzman arkadaşlar. Teknik olarak server sayımızı, sunucularımızın sayısını artırdık. 2'den 8'e çıkarttık. Efendim data depolama hacmimizi artırdık. Şu anda biz bütün geçmiş dönemdeki yaptığımız derslerin tamamını, video kayıtlarını kendi sistemimizde tutuyoruz. Kendi serverlarımızda, hard disklerimizde tutuyoruz. Yani başka bir yabancı ülkenin bilgi, veri güvenliği anlamında da söylüyorum. Kendi verilerimiz kendi sistemimizde duruyor. Ve hani öğrenci sayımızda bizim altyapımızı kıyasladığımızda hakikaten çok iyi bir noktadayız. Şükürler olsun biz bu online sürecini çok iyi yürüttük. Yani çünkü teknik altyapımızı geliştirdik. Mesela yaptığımız önemli işlerden bir tanesi de veri hızımızı. Biz 250 gigabit per second'dan, yani
saniyede 250 gigabitten 700'e çıkarttık. Neredeyse 3 katına çıkardık. Evet. Ve şu anda bir bu anlamda altyapı sorunumuz yok. Fakat yine de biz inşallah yüz yüze eğitim yaparız. Öğrencilerimizi biz hem özledik hem istiyoruz. Çünkü eğitimin esasında bu var. Biliyoruz öğrencilerimiz de kampüslerini, üniversitelerini, derslerini, hocalarını özlüyorlar. İnşallah bir an önce buluşuruz ve tekrar eski günlere, o güzel günlere döneriz diye ümit ve temenni ediyoruz. Efendim ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz stüdyo konuğumuz olduğunuz. Bizler geçen sene olduğu gibi bu senede sizleri stüdyomuzda ağırlamaktan mutluluk duyduk. Öğrencilerinize kavuşmanızı, kampüsün o neşesinin, o enerjisinin tekrar eski günlerine dönmesini ve eski başarılarının da katlanarak artmasını diliyoruz İnşallah, Sayın Rektör. İnşallah. Biz de bu heyecanı hem yaşıyoruz hem paylaşıyoruz. Öğrencilerimizi bir slogan da oluşturduk. Anadolu'nun zirvesine, Ardahan Üniversitesi'ne bekliyoruz. Mesajı son olarak bir kez daha Anadolu'nun zirvesine ve Ardahan'a olarak bizler de iletmiş olalım. Değerli rektörümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tercih meselesi devam edecek.